Dünya tanıtım hem tarih hem coğrafya. Dünya tanıtımıza hoş geldiniz. Dünya tanıtımızda Afrika. Zaman kaybetmeden gelin bu dünyayı tanıyalım ve tanıtalım. Bugünkü konu Afrika ülkelerinden biri olan Gine'yi tanıtacağız. Gine veya Gine Cumhuriyeti. Batı Afrika sahillerinde yer alan Gine Cumhuriyeti, 245.857 kilometrelik yüz ölçümüyle geniş bir alana yayılmaktadır. Batıda Atlantik Okyanusu'yla 300 kilometre kıyısı olan Gine'nin komşuları, kuzeyinde Gine-Bissau ve Senegal, kuzeydoğuda Mali yer alırken doğusunda Fil Dişi sahilleri. Güneyinde ise Liberia ile Sierra Leone bulunmaktadır. Gine, iklim yapı ve bitki örtüsü bakımından birbirinden farklı dört doğal coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Aşağı Gine denize kıyısı olan dağlardan ve kar sulardan oluşan bir bölge olan Orta Gine veya Fouta Djallon. Kuzey bölgede yer alan çalılıklardan ve orta yükseklikteki platolardan oluşan Yukarı Gine ve ormandan oluşan Orman Gine. Yönetim biçimi başkanlık. Başkent Konakry. Bayrak kırmızı, sarı ve yeşil. Arma. Slogan ise İş, adalet ve dayanışma. Para birimi ise Gine frangı. Resim diller veya resmi dil Fransızca. Nüfus ise 14 milyon. Nüfusun etnik dağılımı. Fulbeler %40. Malinkeler %30, Susular %20 ve diğer %10. Din %85 İslam, %8 Hristiyanlık ve diğer %7. İklim tropikal iklim hakimdir. Genellikle sıcak ve nemlidir. Haziran-Kasım aylarında yoğun yağmur yağışı görülürken Aralık-Mayıs ayları kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklıklar 29 derece civarındadır. Dağlar Gine'nin en yüksek ve en önemli dağları Nimba, Lura ve Simandu. En önemli şehirler Konakry, Kankan, Labe ve Zerekore. Gine'nin ekonomisi. Gine, maden, tarım ve su kaynakları bakımından Batı Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri konumundadır. Akarsular. Akarsular bakımından zengin bir ülkedir. Batı Afrika'nın üç büyük akarsuyu olan Niger, Gambiya ve Senegal nehirleri Fouta Djallon'dan doğar. Doğal kaynakları. Boksit. Dünya boksit rezervinin yaklaşık 8.6 milyar sahiptir. Elmas. 25 ile 30 milyon karat değerinde rezervi var. Altın. 1000 ton altın var. Demir. 7 milyar ton demir bulunuyor. Uranyum ve 600 megawatt hidroelektrik potansiyeli var. Tarım. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarım ürünleri. Pirinç, kahve, fıstık, palmiye tohumu, manyok, muz, tatlı patates, ananas, mango, portakal, patates, avokado,
Pamuk, mısır, fonyo, kakao vesaire. Hayvancılık. En çok sığır, koyun ve keçi besliyorlar. Ülke ismi. Ülkenin ismi bir Tuareg kelimesi olan Aginao sözcüğünden gelmekte olur. Sözcük siyahi anlamına gelmektedir. Bu kelimede yola çıkarak ülke ismi siyahilleri yaşadığı ülke anlamında kullanılmaktadır. Gine, susu dilinde kadın demektir. Ve Gine'nin paralarında bile olan sembolü de kadındır. Güzel yerler ve en çok ziyaretçi çeken bölgeler. Futajalon, Los Adaları, Niokolo Balcar Ulusal Parkı, Nimba Dağı ve Orman Gine. Spor. Gine futbol milli takımı ise Lesili Nasyonal. En meşhur yemek. Gine pilavı. Sığır etiyle yapılıyor. Gine ne zaman gidilir? Aralık ve Mart ayları arası hem kuru sezon olması hem de sıcaklıkların çok bunaltıcı olmaması nedeniyle ülkeyi ziyaret etmek için en ideal dönemdir. Tarih. Bugün Gine Cumhuriyeti'nin sınırları içinde kalan topraklar tarih boyunca değişik hakimiyetler altında. Çeşitli devletlerin birer bölgesini teşkil etmiş olduğundan ülkenin geçmişi nispeten karışık bir görünüm arz eder. Doğusu ve güneydoğusu kısımları 800 yılın ortalarına kadar Batı Afrika'da güçlü bir devlet olan eski Ghana Krallığı'nın sınırları içinde bulunuyordu. Kuzey doğusunda Mali İmparatorluğu'nun başkenti olan Niamey Kankan'da bulunuyordu. Samori Ture tarafından kurulan Wasulu İmparatorluğu'nun başkenti Bisandugu olan Kankan'daydı. Futajalon İmparatorluğu Gine'nin içindeydi. Fransız sömürge güçlerine karşı direnişiyle bilinen Gineliler veya krallar. Wasulu Krallığı Samori Ture, Futajalon Krallığı Boubacar Birobari, Soso Krallığı Dina Salifu Kamara, Orman Gine Kralları Kisikaba Keita ve Zebela Togba Pivi. Fransız Batı Afrikası olarak 19. yüzyılın son yıllarında sömürgeleştirilen Sahraaltı İslam ülkelerinden bir diğeri de Gine'dir. İkinci Dünya Savaşı sonunda sömürgeciliğe karşı yoğunlaşan mücadele karşısında fazla dayanamadı. Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle Gine'nin bağımsızlık mücadelesi karşısında halk oylamasına gidilmesini istedi. Yapılan halk oylaması sonucunda Gine halkı bağımsızlığı tercih etti. 2 Ekim 1958'de bağımsızlığını ilan eden Gine, Cumhurbaşkanlığına bağımsızlık mücadelesinin en önde gelen liderlerinden biri olan Ahmed Sékou Touré getirildi. Sékou Touré, Afrika kıtasında bulunan Gine'nin ilk devlet başkanı olarak 1958 ile 1984 yılları arasında devlet başkanlığı makamında bulunmuştur. Gine ve Afrika için en çok fedakarlık yapan Gineliler. Yassin Diallo, Gine Ulusal Meclisi'ne ilk seçilen adamdır. Bütün Gineliler için vefat edinceye kadar çok çalışmıştır. Diallo Telli, Birleşmiş Milletler'de Gine'nin ilk temsilcisi. Afrika Birliği Örgütü ilk genel sekreteri. Gine'de Adalet Bakanı'ydı. Sékou Touré ilk devlet başkanı. Bütün bunlar Gine ve Afrika için çok çalışmışlar. Gine'nin en ünlü yazarları.
Kamara Lay, William Sassin ve Cherno Monenimbo.